savaştılar, vurdular, vuruldular. Ve dünya en kanlı, en trajik savaşlarından birini burada, Çanakkale'de yaşadı. Birbiriyle asla bir alıp veremediği olmayan tam 500 bin genç fidan, sayısız uygarlığa yurt olmuş bu topraklara karıştı. Bu memleketin toprakları üstünde kanlarını döken kahramanlar, burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükun içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar, gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Aslında savaş Osmanlı İmparatorluğu içinde tıpkı Anzaklar gibi kendi topraklarından çok uzakta başlamıştı. İngiltere'nin Armstrong-Vickers tezgahlarında Osmanlı donanması için yapılan iki dreadnought'un Sultan Osman ve Reşadiye'nin tesliminin reddedilmesiyle. Çökmekte olan Osmanlı İmparatorluğu yeniden ayağa kalkabilme umudunu bu iki gemiye bağlamış ve bu ülkede çok zor koşullar altında yaşayan insanlar hiç tereddüt etmeden ekmeklerinin yarısını bu yüce amacın hizmetine vermişti. Tarih 3 Ağustos 1914. İngiliz milletinin menfaatleri adına Reşadiye ve Sultan Osman dreadnoughtlarına el konmuştur. Gemiler Erin ve Agincourt isimleriyle Britanya donanmasına katılmıştır. İngiltere'nin 4 Ağustos tarihinde savaş ilan ettiği Almanya, Osmanlı'yı kendi yanında savaşa sokmak için bu fırsatı kaçırmadı. Yer Akdeniz ve bu defa gemilerin adları Goben ve Breslau. Amiral Suchon komutasındaki iki Alman gemisinin Akdeniz'deki Fransız ve İngiliz gemilerinden kurtulup Çanakkale'ye sığınması savaşın ve Türklerin geleceğini belirlemiştir. Goben ve Breslau sırtlarında kaderin bu ağır yüküyle 10 Ağustos 1914'te Çanakkale Boğazı'ndan içeriye girdiler. Alman gemileri için güvenli bir sığınak olan Çanakkale Boğazı, onlardan 4 saat sonra gelen İngiliz ve Fransız gemileri için artık güç kullanılarak aşılması gereken bir duvardır. Yavuz ve Midilli isimleriyle Osmanlı donanmasına katılan iki Alman gemisi, fes giydirilmiş Alman mürettebatıyla Karadeniz'e çıkar ve 30 Ekim'de Rus limanlarını bombalar. Ertesi gün İngiliz, Fransız ve Rus hükümetleri Osmanlı'ya birer ultimatom verirler. Cevapsız bırakılan ultimatomla karar verilmiştir. Artık diplomasi değil, silahlar konuşacaktır. Düşman gemileri ilk taarruzlarını yaptılar. Deniz vapurlarla doluydu. Su görünmüyordu adeta. İrli ufaklı gemilerden mürekkep bu filo boğaza doğru gelerek metal istihkamlarımızı ateş altına aldılar. Yüzlerce mermi attıktan sonra çekip gittiler. Biz hazırlıklı değildik. Anladık ki bizim istihkamlarımızı denemek isterler. O gün Türkler Çanakkale'de aylarca sürecek zorlu mücadelenin ilk şehitlerini verirler. Ve İstanbul'da panik başlar. Halk bankalara koşar. Londra'da ise yaşanan büyük bir coşkudur. İstanbul'da buluşmak üzere randevular verilir. Aradan çok zaman geçti. Aylar desen ona. Biz habire çalışıyor, büyük taarruzu bekliyorduk. Düşman doğru dürüst gelmez olmuştu. Arada bir devriye geziyor, bir iki mermi atıp savuşuyordu. Çoğumuz sinirliydik. Ne olacaksa olsun diyorduk. Beklemek kötü şey. Kaderde varsa ölürsek ölürüz. O yönden hiçbirimizin aldırdığı yoktu. Ama gel gör ki beklemek bizi kahrediyordu. Kumandanlar bekleyin, herifler gelecek diyordu. Karada Türk istikamları beklenen saldırıya hazırlanırken müttefik donanması da boş durmuyordu. 3 günde İstanbul'u almayı planlayan müttefikler boğazın akıntılarını inceliyor, mayınlara takılmadan Marmara'ya çıkmanın hesaplarını yapıyordu. Müttefik donanma komutanı Amiral Card'ın hemen bir denizaltıyla deneme yapılmasını emretti. Bu emir müttefiklere savaşın ilk başarısını getirecekti. İngiliz denizaltısı B-11 sarı sığlar önlerine geldiğinde denizaltıda heyecan doruktaydı. Çünkü karşılarında Osmanlı donanmasının en yaşlı gemisi Mesudiye sabit bir batarya olarak demirlemişti.
B-11'in Avustralyalı komutanı Yüzbaşı Holbrook derhal ateş emri verdi. Yemek zamanıydı. Şiddetle sarsıldık. Heyecanla ve süratle güverteyi fırladığında gemi iskele tarafına meyletmişti. Küçük toplar görünmeyen bir hedefe ateş ediyorlardı. Bir ana baba günüydü. Steamboat'umuz ve romörkörler Çanakkale'den geldiler. Evvela denizdekileri, sonra bizi kurtardılar. Ters dönen Mesudiye'nin direkleri 15 metre derinlikte kumlara çakıldı. Karinası suyun üzerinde kaldı. İstanbul'dan gelen kaynakçı ustaları içeride kalanlardan birkaçını kurtardılar. ...1914'te batırılan Mesudiye, 34 kahraman Türk denizcisini de beraberinde derinlere götürdü. Kurtarma çalışmaları sırasında gemiden sökülen toplarla oluşturulan Mesudiye bataryası... ...savaş boyunca Çanakkale savunmasında önemli bir rol oynadı. Türklerin karada, müttefiklerin ise denizde süren gergin bekleyişi 19 Şubat'ta son buldu. Ve o gün müttefikler Çanakkale Boğazı'na doğru harekete geçti. Sabah saat 9.50'de Cornwallis isimli gemi Seddülbahir ve Yenişehir arasındaki kalelere toplarıyla ateş açtı. Topa ilk ateş emrini verdim ve daha ilk atışta isabet kaydettik. Öğlene kadar buna devam ettik. Büyük küçük zırhlılar, kravazörler ve bazı bücür gemiler kuşluktan güneş batana kadar bizim mevzileri dövdüler. Havada teyyareleri de vardı. Onlar da habire bomba atıyorlardı. Ben diyeyim 1000, sen de 2000 mermi yağdı üzerimize. 1000 numaralı tabiha bir taş, duman, alev ve toz yığını halinde havaya uçtu. Ondan sonra başka bir tabiadan üzerimize ateş başlayınca hemen o yana döndük. Yaşamım boyunca bu kadar eğlendiğimi hiç hatırlamıyorum. Biz bir iki şehit verdik, birkaç da yaralı. Ama velakin metal bataryalarımızın etrafı koca koca çukurlarla dolmuştu. Biz de boş durmadık hani. İki büyük gemilerine isabet kaydettik. Sonra çekilip gitti gemiler. Müttefikler için o günün başarısızlığı ve ardından gelen fırtına, Çanakkale'nin hiç de kolay geçilemeyeceğinin ilk ipuçlarını veriyordu. Havalar çok fena ve deniz muazzam çalkantılı. Bu kötü havalarda hücuma geçmek istemiyorum. Çünkü netice alınacağından emin değilim. Fırtına Türklere toparlanma fırsatı tanımıştı. Ancak 25 Şubat'ta sakinleşen hava, müttefik donanması için yepyeni umutların ışıltısını taşıyordu. Bugün eşsiz bir gün. 8 İngiliz ve 4 Fransız savaş gemisi Boğaz girişindeki tabyalara ateş açtılar. Başlangıçta kuvvetle karşılık veren tabyalar giderek sustular. Seddülbahir kasabası ateşler içinde. Her şey bitmiş, her şey mahvolmuştu. Manzaraya acı acı bakarak içimi çektim ve büyük bir üzüntüyle şanlı istikamımızı içim yana yana seyrettim. Sonra sevgilisinden zorla ayrılanların duydukları derin bir sızı içinde felaket görmüş emektar tabyamıza veda ederek ayrıldım. Amiral Card'ın emindir. Londra'ya çektiği telgrafta müjdeyi verir. Havalar müsait gittiği takdirde İki hafta sonra İstanbul'da olacağımızı sanıyorum. Denizden karaya yapılan bu büyük bombardımanın ardından donanmanın sabotaj ekipleri Kumkale ve Seddülbahir'deki bataryaların imhasına çalışır. Ancak o eski bataryalar bir türlü susturulamaz. Ayrıca Türklerin 403 adet mayın kullanarak boğazda oluşturdukları 11 mayın hattı müttefik donanmasını tehdit etmektedir. Hafif toplarını gezici bataryalar haline getiren Türk topçusu hareketli yapısıyla müttefikleri oldukça şaşırtır. Bu seyyar bataryalar büyük gemilere çok zarar vermese de mayın tarayıcıları engelleyerek oldukça önemli iş görürler. Türk topçusunun yoğun ateşi balina avlamak için yapılmış ve Çanakkale'de mayın avına çıkmış birçok troll gemisini derinlerdeki tarihe gönderir.
Lundi, 84 yıldır sonsuz bir dinginliğin içinde tarihi yolculuğunu sürdürüyor. Onunla aynı görevi yapan pek çok geminin şimdi nerede ve ne halde olduğunu bilmiyoruz. Tarihin tanıklığının bize taşıdığı tek şey, Lundi'nin enkazı ve bu gemilerin içinde yaşayan insanların anıları. Karanlık basınca boğaza girdik. Az sonra boğazın her iki kıyısında beş Türk ışıldağı aniden ışıklarını yaktılar. Ortalık gündüz gibi aydınlanmıştı. Aynı zamanda topçular da ateşe başlamışlardı. Her yandan üzerimize ateş başlamıştı. Türk ateşi çok şiddetliydi. Düşman ışıldaklarına karşı yaptığımız atışlar sanki gökteki aya ateş etmemize benziyordu. Müttefik mayın tarama filosu her deneme sonrasında bir parçasını sonsuza kadar Çanakkale Boğazı'nda bırakıp çekilmek zorunda kaldı. Artık Yüzbaşı Hakkı komutasındaki Nusret mayın gemisinin 8 Mart sabahı karanlık liman önüne bıraktığı mayınlar savaş sahnesindeki ölümcül rolünü oynayacaktır. Müttefiklerin daha önce mayından temizlediği bölgeye gizlice giren Nusret'in boğaz kıyılarına paralel olarak yüzer metre arayla bıraktığı 26 bakır kap koca bir dünya tarihini değiştirecek güçtedir. Ve küçücük Nusret'in adı Çanakkale Savaşı'nın devasa ölüm makinelerinden önce hatırlanacaktır. 1915 yılında bütün Avrupa'da milyonlarca insanın hayatı ortaya konmuş, büyük taarruzlar yapılmıştı. 2-3 milyon asker ölü ve yaralı bulunmakta, 4-5 bin harp gemisi denizde dolaşmaktaydı. Fakat bunlardan hiçbirisi Nusret'in döktüğü mayınlar kadar harbin devamına ve düşmanın istikbaline müessir olacak bir başarı gösterememiştir. Amirallik 1. Lord'u Churchill'in kara desteği olmadan bir saldırı gerçekleştirilmesi isteği ve bu yönde yaptığı baskılardan bunalan müttefik donanma komutanı Carden sinir krizi geçirir ve görevinden alınır. Yerine Koramiral John de Robeck getirilir ve yapılacak büyük saldırının da günü belirlenir. 18 Mart 1915. Tanıklar o günün sisli ama olağanüstü güzel bir sabahla açıldığını yazar. De Robey'in planına göre öncelikle Türk tabyaları susturulacak, ardından da mayın tarayıcıları mayın sahasını temizleyecek ve savaş gemileri kısa mesafeden ateş açarak Türk direnişini kıracaklardır. 18 Mart günü Türk tarafından gözlem amacıyla kalkan bir Alman uçağı günün ilk sürprizi olur. Türklerin sahip olduğu silahların yetersizliğinden emin olan müttefikler çok şaşırmışlardır. Almanya, yaşlı dostunu artık son teknolojinin nimetlerinden yararlandırmaktadır. Açık bir ilkbahar günü 1600 metre yükseklikten boğazın ağzına yaklaştık ve nihayet düşmanı gördük. Başta Amiral de Robeck'in sancak gemisi Inflexible bulunuyor, arkasında Queen Elizabeth, Lord Nelson, Agamemnon, Majestic ve Triumph gelmekte. Bu arada Bozcaada arkasında bulunan Amiral Keprap komutasındaki Fransız filosunu oluşturan Golva, Charlemagne, Bouvet ve Suffren muharebe gemileri demir almaktaydılar. Gemilerden önce savaş marşları yükselir. Sonra uzun süre yalnızca güçlü topların gürlemeleri işitilir. Kumkale ve Seddülbahir tabyalarını ateş altına alan müttefik donanması harekat planının birinci kısmını başarıyla uygular. Artık İngiliz ve Fransızlar İstanbul'a önce girme yarışına tutuşmuşlardır. Boğazın iki yakası da alevler içindedir. Toprak altında kalarak susmuş zannedilen Türk bataryaları kısa sürede üzerlerine yığılan toprağı temizleyip yeniden ateşe başlar. 25 dakika içinde 12 isabet alan Agamemnon ve su kesiminin altından ağır yaralanan Golva savaş alanından uzaklaşmaktadır. Fransız donanmasının amiral gemisine ateşimizi tevcih ettik. Defalarca isabet kaydettik. Bordası, prova bacası ve kaptan köşkünün bulunduğu yerin altında alevlerin göründüğü anda direğine çektiği tehlike işaretiyle Bouvet'in yanına gitmek üzere süratlendi. Fransız filosu zor durumdadır. Amiral Keprat toplanma işareti çeker. Direnmeyi sürdüren Türklerin kaderi değişmektedir. Geri çekilmekte olan Fransız zırhlısı Bouvet müthiş bir patlamayla sarsılır.
ve koca buve bir tabak suda nasıl kayıp giderse işte o kadar çabuk, o kadar kolay boğazın derinliklerine gömülüverir. Ardından Inflexible, buvenin mayına çarptığı yerin yakınlarında mayına çarpar ve ağır bir yara alır. Inflexible savaş sahnesini terk ederken Irresistible yeşil bayrak çeker. O da mayına çarpmıştır. Akşama doğru müttefikler beklenmedik bir kayıp daha verirler. İki Anadolu çocuğu, yıkık, harap haldeki Mecidiye tabyasında topbaşı yapar. 215 okkalık mermiler Ali'nin yardımıyla Mehmetoğlu Seyit'in omzunda topa yüklenir. Seyit bütün arkadaşlarını yok eden Ocean savaş gemisini 3. atışta vurur. Dümen düzeni bozulan Ocean'da tıpkı Irresistible ve Buve gibi mayınların tuzağına düşer. Suların başladığı yerde toprağın kuralları sona erer. Kan dağılır, ateş söner, yeryüzünün gürültüsü biter. Irresistible, bugün aynı kaderi paylaştığı Ocean ve Buve ile birlikte Çanakkale Boğazı'nın derinliklerinde yatıyor. Eğer mayın tarama gemileri görevlerini yapabilseydi, müttefikler 18 Mart'ta uğradıkları bu ağır bozgunu yaşamayacaklardı. Aynı başarısızlık savaş içinde müthiş bir aile trajedisine neden olacaktır. Birleşik Donanmanın Fransız Filo Komutanı Amiral Keprat, oğlu Yüzbaşı Keprat'a onur görevi olarak Çanakkale Boğazı'nın girişinin mayınlardan temizlenmesi görevini verir. Ancak yaşanan tüm başarısızlıklar sonrasında Yüzbaşı Keprat mahkemeye sanık olarak çıkacaktır. Bu mahkemenin başkanı Amiral Keprat'tan başkası değildir. Ve yargılamanın sonucu açıklanır. Yüzbaşı Keprat'ın idamına oy birliğiyle karar verilmiştir. Yüzbaşı Keprat bitkin bir halde bir kelime konuşabilir. Baba. Bugün artık biliyoruz ki yalnızca Irresistible değil, 18 Mart'a sığdırılmaya çalışılan bütün o büyük düşlerde bu mayınlara çarpıp batmıştı. Ancak harekata devam edilecekti. Churchill'in boğazı geçme şerefinin sadece donanmaya ait olduğu fikri de çoktan değişmişti. Önce yeterli kara kuvvetinin hazırlığı kısa sürede bitirilecek ve donanma desteğinde Gelibolu Yarımadası işgal edilecek, ardından da Marmara'ya girilerek İstanbul'u ele geçirilecekti. Gelibolu Yarımadası'nı geçmek için de eksiksiz bir hazırlık gereklidir. Ancak Limna Adası'ndaki Mondros Limanı, müttefik kuvvetlerinin çıkartma hazırlıkları için yetersiz bulunur. Akdeniz Sefer Kuvvetleri Komutanı Ian Hamilton, 27 Mart günü birliklerinin arkasından Mısır'a hareket eder. Böylece Sefer Kuvveti 28 Mart'ta İskenderiye'ye yerleştirilir. Burada gerekli eğitimler yapılır, takviyeler alınır. ...24 Nisan akşamı günün son ışıkları ufkun ardına inerken, çıkartma eğitimlerini Mısır'da tamamlamış olan müttefik askerleri Gelibolu açıklarında kahvelerini yudumlamaktadır. Albay bize şöyle dedi: Tanrı sizden razı olsun çocuklar. Yarın gece bu saatte çoğunuz ölmüş olacaksınız. Birkaç saat sonra kıyamet kopacak. Ama şimdi herkes neşeli. Kimi kağıt oynuyor, kimi şarkı söylüyor, kimi de benim gibi mektup yazıyor. Gören birkaç mil ötede savaş olduğuna inanmaz. Altın boynuza vardığımızda benden bir mektup daha bekleyebilirsin. Ama şimdilik söyleyecek bir şeyim kalmadı. Ama Hamilton'ın söyleyecek çok sözü vardı. Ve askerler başkomutanlarının kralın askerleri diye başlayan mektubunu sessizce dinlediler. Bugüne kadar eşi görülmemiş bir girişimi yerine getirmekle görevliyiz. Bu girişim düşmanlarımızın alınmaz diye gururlandıkları mevzileri önünde bulunan açık plajlara zor kullanarak çıkmaktır. Bir defa karaya ayak bastıktan sonra zafere kadar savaşacağımızı hatırlayınız.
Dünyanın gözleri sizin üzerinizde olacak. Ona, silahlarımıza emanet edilmiş bu büyük işe layık olduğumuzu ispat edelim. Kralın duaları ve düşünceleri daima sizinle beraberdir. 25 Nisan sabahı saat 3.40'ı gösterirken kıyıya 3 kilometre kadar yaklaşan savaş gemileri çıkartma filikalarının halatlarını fora eder. Gecenin sabaha devrolduğu saatlerde büyük harekat başlar. Ancak Gelibolu'yu çevreleyen akıntılı sular pek çok filikayı çıkmak istediklerinden farklı yerlere sürükler. Burası kıyıya çıkarma yapmamaya karar verebileceğimiz tek noktaydı. Ancak kıyıya yaklaşıyorduk ve gün öyle bir hızla ağrıyordu ki sonunda umutsuzluğa kapılarak tam önümde olan dik yamaçlara doğru yola devam ettim. Dik yamaçların önündeki küçük kumsal, müttefiklerin Gelibolu'ya ayak bastıkları ilk noktalardan biridir. Uzaktan karartı olarak gördükleri bu yamaçlar şimdi bir duvar gibi tam önlerindedir. Ve tıpkı Mısır'daki Sfenkslerin kral mezarlarını beklediği gibi Çanakkale'deki Sfenks kayaları sonsuza kadar onların mezarlarını bekleyecektir. Çevremize şarapnel yağıyordu. Öndeki filika kıyıya vardığında biz 1-1.5 metre kadar derin sudaydık. Biri atlayın bakalım dedi. Etrafımız 3. Tugay'ın ölü ve yaralılarıyla doluydu. Bir merminin yakınımdan geçtiğini hissettim. Ardından bir daha ve ateş eden Türk 4.'sünü koluma isabet ettirdi. Bunun hemen ardından dümencim ağır yara aldı. Mermilerden geminin küpeştesi çın çın ötüyordu. Avustralyalılar Avustralya orada olacaktır şarkısını söyleyerek küreklere asılıyordu. Pek çoğu filikalardan atlama heyecanı içinde tüfeklerini kaybetmişti. Onların yamaçlara kılıçlarını sallayarak saldırdıklarını gördüm. Makineli tüfek yuvasında iki Türk vardı ve filikalarımız onların önündeydi. Bizi ve filikalarımızı gördüklerinde makineli tüfeklerini hazırlayana kadar birkaç saniye kendilerini izledim. O sırada devriye botu gelip onları susturdu. İki adam makineleriyle birlikte sırt üstü devrildiler. Bir başka trajedi ise Ertuğrul Koyun'daki River Clyde kömür gemisinde yaşanmaktadır. River Clyde tıpkı Truva'yı ele geçirmek isteyen istilacıların kullandığı tahta at gibi içine gizlenmiş 2000 askerle Helles burnunda karaya oturur. Ancak Truva atının karşısında bu defa şiddetli bir ateş vardır. Düşman askeri öylesine korkmuştu ki Ertuğrul kumsalına girmiş olan büyük nakliye gemisinden inmeyi reddettiler. Komutan ve subaylar kılıçlarını çekmişlerdi ve adamları merdivenden aşağı gönderiyorlardı. Ama hiçbiri Türk kurşunundan kaçamıyordu. Arkamdakiler teker teker vuruldular ama asla duraksamadılar. Dublin's taburundan yüzbaşı French, daha sonra beni 48 kişinin izlediğini ve hepsinin vurulduğunu söyledi. Adamlarıma kıyıya çıkmalarını emrettim. Ama bu cinayetten başka bir şey değildi. Kısa sürede birinci mavna ölü ve yaralılarla dolmuştu. Etraf kan gölüne dönmüştü. Kan kokusunun bu kadar güçlü olduğunu hiç bilmezdim. Modern Truva atının koruyamadığı İngiliz askerleri gibi savunmasız filikalar içindekiler de çaresizdi. Filikamın birinci kürekçisi devrildi. Katliam işareti verilmişti. Yamaçların üzerinden yağan makinalı tüfek ve keskin nişancıların isabetli atışları başladı. Tümüyle açıkta ve çaresizdik. Gizlenmiş olan Türklerin talim hedefleriydik. Birkaç dakika sonra filikamdaki 30 kişiden sadece yarısı kalmıştı. Gözlerimin önündeki manzarayı anlatmak olanaksızdı. Filikalar birbirine yanaşmış olarak kıyıya kadar uzanıyordu ve içleri parçalanmış cesetlerle doluydu. Sonuncu filika ile kıyı arasında cesetlerden bir iskele vardı. Önce bir adamım iskandil yapıyordu. 300 metre ileriden yamaçlardan ateş açtıklarında 4 metre derinlik bildirmiş ve ben de arkaya haber vermiştim.
6 filika çekiyordum. Ve daha hiçbirini uzaklaştıramadan güvertemde 2 ölü ve 15 yaralı vardı. Kıyıya varınca tüfeğimi doldurup süngümü takarken kumsalda 40 metre kadar koştum. O sırada yamaçlardan üzerimize ateş eden en az 100 tüfek vardı. Türkler ortalıkta görünmüyorlardı ama silah sesleri çevremizde kırbaç gibi şaklamaktaydı. Adamlarımız ileri doğru giderken çoğu kendi arkadaşları tarafından vuruldu. Müttefik askerleri karşılarında koca bir tümen olduğunu düşünürler. Oysa savaşın tozu dumanı dağılıp Güneş Ege'ye inerken görülür ki karşılayıcılar Ezineli Yahya Çavuş ve 72 kahraman arkadaşıdır. Hepsi de şehit olmuştur. Hamilton'ın planı Gelibolu'ya Seddülbahir ve Arıburnu merkezli 7 farklı noktadan çıkılarak Yarımada'nın işgalini öngörür. Osmanlı ordu komutanı Sanders Paşa'nın stratejisinde Arıburnu kumsallarının pek önemli bir yeri yoktur. Bu sayede Anzaklar yeterli savunma önlemi alınmamış kumsalları aşarak Conk Bayırı'na doğru ilerlemeye başlar. Tepeler o kadar yüksek ve dikti ki en az 5 kilometre yürüdüğümü tahmin ediyorum. Bazı çalılıkların altına yerleştik. Makineli tüfeklerimizi kurup ateşe başladık. Hemen aynı anda üzerimize bir ateş yağmuru başladı. Ancak Türkler bizi göremiyorlardı sanırım. Arıburnu'na çıkan Anzaklar yeterli bir direnmeyle karşılaşmadıkları için Koca Çimen yüksekliklerine el atabilir ve kolaylıkla tüm boğaza hakim olabilirdi. Ancak orada savaşın akışını değiştirecek bir komutan vardı. Mustafa Kemal. 19. İhtiyat Tümeni Komutanı Yarbay Mustafa Kemal, ordu komutanı Sanders Paşa'dan beklenen emir gelmeyince kendi inisiyatifini kullanarak komutasındaki tümene Koca Çimen'e doğru hareket emri verir. Bu hareket hem onun hem de ülkenin kaderini değiştirecekti. Tümen Koca Çimen'de dinlenirken Mustafa Kemal Conk Bayırı yokuşunu tırmanmaya başladı ve kaçan Türk birlikleriyle karşılaştı. "Niçin kaçıyorsunuz?" dedim. "Efendim, düşman," dediler. "Nerede?" "İşte," diye 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Düşmanın bir avcı hattı Kemal'i serbestiyetle ileri doğru yürüyordu. Demek ki düşman bana benim askerlerimden daha yakın. Ve düşman benim bulunduğum yere gelse kuvvetlerim pek fena bir vaziyete duçar olacaktı. "Kaçan efrada düşmandan kaçılmaz," dedim. "Cephanemiz kalmadı," dediler. "Cephaneniz yoksa süngünüz var," dedim ve süngü taktırdım, yere yatırdım. Bu efrat süngü takıp yere yatınca düşman efradı da yere yattı. Kazandığımız an bu andır. 57. alayında yetişmesiyle Mustafa Kemal hücum emri verir. Hedef 261 rakımlı tepedir. "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve kumandanlar kaim olabilir." Askerlerine taarruzu değil, ölmeyi emreden bir komutan karşısında kumsala sıkışıp kalmış Anzak askerlerinin tek şansı vardı: geri çekilmek. Seddülbahir'e çıkan İngilizlerin de durumu pek farklı değildi. Onlar da dalga dalga gelen saldırılar yüzünden kumsala sıkışıp kalmışlardı. Gebe Dağlar durmadan Türk doğuruyordu. Anzak komutanı Birdwood, Hamilton'a haber göndererek geri çekilme izni istedi. Oysa müttefiklerin başkomutanına göre yapılacak tek bir şey vardı: İlerlemek. Tüm filikaların yakıldığını söyleyen Hamilton, Anzak birliklerine şu emri verdi: "İşin güç safhasını başardınız. Şimdi yapacağınız tek şey güvenlikte oluncaya kadar siper kazmaktır. Kazın, kazın, durmadan kazın." Kazdılar. Siper kazdılar. Geri dönüş yoktu. Hamilton'ın emrine uydular. Mezar kazdılar. Başkomutandan ertesi sabah müjdeli bir haber geldi. AE-2 denizaltısı Marmara'ya ulaşabilmişti. AE-2'nin Marmara'daki avcılığı 30 Nisan'da Sultanhisar torpido botuyla karşılaşıncaya kadar sürdü. İki torpidomuz da boşa gitmişti. Son çarem şuydu:
Bu mağrur deve haysiyetli bir kartal hışmıyla çarpacaktım. İkimizin de birden batması bile bizim için bir zaferdi. Denizaltıdakiler aralarındaki tonaj farkından dolayı bu intihar saldırısını hiç beklemiyorlardı. Sultan Hisar'ın başı sancak ufki dümeninin uçlarına tarifi güç garip bir ses çıkararak tosladı. Darbemiz can evinden vurmuştu. Bunun son batışı olduğunu tecrübeli bir denizci gözüyle anlamak güç değildi. AE-2 derinlerdeki tarih içerisindeki yerini almıştı. Peki ya insanlar? Küçücük siperlere sığınmış, ölmemeye ve öldürmeye çalışan insanlar. Onlar için ne anlamı vardı bu toprakların? Ağaçların hepsi bülbülle doluydu ve her biri diğerini bastırmak ister gibiydi. Karaya ilk çıktığımızda bölge çeşitli yeşil tonlarıyla, zeytinlerin gümüşüyle ve çiçekleriyle çok güzeldi. Ama çok geçmeden her şey değişti. Tüm manzara toz rengine dönüştü. Ve toz rengini alan sadece manzara değil, her şeyimizdi. Ölüm toz zerreciklerine dönüşmüş, her yana yağıyordu. Korkunç ve şiddetli ateş çevreye ölüm yağdırıyordu. Düşen her merminin ardından havaya bacaklar, kollar, başlar, gövde parçaları ve akla gelebilen her şey uçuşmaktaydı. İnsanın kanını donduran bir sahneydi. Tarif edilmez bir şeydi. Gürültü, toz, toprak. Yanındakinin konuşmasını duyamıyordum. Arkadaşlarının sapır sapır döküldüğünü görüyordum. Bunun her şeyin sonu demek olduğu gerçeğiyle yüz yüzeydi. Bu her şeyin sonuymuş gibi gözükse de uzayıp gidecek bir mücadelenin henüz başıydı. Burası 25'inde ölen askerlerin yığın halinde yattıkları bir yer. Hiçbiri hala gömülmüş değil ve güneşte dayanılmaz oluyor. Cesetleri neden gömmediğimizi soracaksın. Onlar siperin düşman yanında ve siperden bir sopa bile çıkarsan anında kurşunu yapıştırıyorlar. Cephane ve yiyecek sıkıntısı çekiyoruz. Öyle zamanlar oluyor ki şehit düşen arkadaşlara imreniyorum. Kurtuluyorlar hiç olmazsa. Siperler arasındaki mesafe yer yer 8 metreye kadar inmişti. Siperden sipere atılan el bombaları patlamadan kolayca geri atılabiliyordu. Savaşın fiziksel koşulları iki tarafı birbirine iyice yaklaştırmıştı. Kısa süren sessizliklerde artık neredeyse birbirlerinin nefes alıp verişlerini duyuyor, hayatın son anlarını birlikte soluyorlardı. Siperler çok kötü kazılmış. Dar, kurşun geçirmez değil. Ve cesetler yüzünden korkunç bir koku var. Biz Türklerin çevresindeyiz ve aynı zamanda onlar da bizim çevremizde. Bazı siperleri Türklerle paylaşıyoruz. Aramızda bir tahta perde var ve onun üzerinden birbirimize bomba atıyoruz. Biz de Türkler de gece gündüz demeden lahm dehlizi ya da siper kazıyoruz. Türklerin 1 Mayıs akşamı topçu atışlarıyla başladığı büyük taarruz ertesi günde devam eder. 19 Mayıs günü Araburnu'nda şiddetlenen Türk saldırılarında da sonuç yine aynıdır. Ölüler ve yaralılar. Oraya buraya serilmiş cesetlere yaklaşmaya, ölümün o iğrenç kokusunu duymaya başladık. O sessizlik içinde ağlayan iki yaralı vardı. Gelinciklerle dolu bir buğday tarlasını geçerek hemen tepeye tırmandık. Bir düzlüğün üstüne çıkmıştık. Orada aşağı yukarı 4000 Türk ölüsü yatıyordu. Anlatılması imkansız bir şeydi bu. Askerler arasında yaralıları toplayıp ölüleri gömmek için bir ateşkes eğilimi belirmişti. Komutanların isteksizliğine rağmen 24 Mayıs günü ateşkes ilan edildi. Silahlar susmuş, kalpler konuşmaya başlamıştı. Savaşın vahşeti yerini gencecik insanların yüreklerinin sıcaklığına bırakmıştı. Türk ve Anzak askerleri birlikte çalışarak ölülerini gömmek için büyük çukurlar kazıyorlardı. İşaretlerle konuşmaya ve birbirlerine sigara ikram etmeye başladılar. Ufak tefek kimi eşyalar barış hatırası olarak değiş tokuş edildi. Anzaklar ilk kez Türklerin kendilerine söylendiği gibi vahşi birer yaratık olmadığını gördüler. Türkiye hiç düşmanlık hissi beslemediğimin farkına vardım. Sadece ben değil, hepimiz de. O artık bizim için Abdül değil, Johnny Türk'tü. Yani adeta dert ortağı olmuştu. Yanlarına gidip Türk'e sığır kavurması ikram ettim. Gülümsedi. Çok sevinmiş göründü. Ve o da bana ipe dizilmiş incir verdi. Temiz dövüşürlerdi. Ve dünyanın en cesur insanlarıydı. Artık birbirlerini düşman değil, aynı toprağı telleriyle, kanlarıyla ıslatan kader arkadaşları olarak görüyorlardı.
Ancak savaş onların siperlerine geri dönmesini bekliyordu. Ayrılırken Anzaklar Türklere, bahtın açık olsun arkadaş. Türklerse Anzaklara, güle güle gidin, güle güle gelin yine diye sesleniyor ve savaş kaldığı yerden yeniden başlıyordu. Türkler Mortokoyun'dan aşırtma atışı ile siperlerine ölüm yağdıran Goliat zırhlısına Koca Karı adını vermişlerdi. 12 Mayıs gecesi gizlice boğazı geçen 620 tonluk muaveneti milliye muhribi Koca Karı'yı derinlerdeki tarihe gönderecekti. Artık sadece Çanakkale değil Marmara'da hareketlenmiştir. Boğazı geçmeyi deneyen Fransızların Jules, Mariotte ve Safir adlı denizaltıları mayınlara çarparak batar. Ağlara takılan Turkuaz ise karadan açılan şiddetli ateş nedeniyle teslim olmak zorunda kalır. Daha sonra bu denizaltıya teslim olmasına neden olan keskin nişancının adı verilir. Turkuaz, müstecip onbaşı adıyla Türk donanmasına dahil olur. 25 Mayıs'ta savaş tanrıları Gelibolu'da yepyeni bir oyun sahnelemektedir. Binbaşı Otto Hersin komutasındaki Alman U-21 denizaltısı Kabatepe açıklarına gelmiştir. Saat tam 12'de Boğaz Meydanı'nın kuzeyinde sahile yakın ağır yolla seyreden bir zırhlı gördüm. Bu Triumph'tu. U-21 geldiğinde Triumph, Türk siperlerine yaptığı bombardımanı tamamlamış ve öğlen paydosu vermiştir. Tayfaları Rom tayınlarını almış, güvertede güneşlenmektedir. Hücum için uygun bir fırsat bekledim. Periskopumla zırhlıya 400 metre kadar yaklaştığımızı gördüm. Hedefimi nişan hattına sokarak 300 metreden torpidoyu ateşledim. Torpidomuzun patlaması suları ve bizi sarstı. Zırhının direklerini takriben 30 derece kadar eğilmiş bir vaziyette gördüm. Triumph süratle meyillenerek yana yattı. Sonra omurgası havaya gelmek üzere alt üst oldu. 10 dakika geçmeden Yunus balığı gibi bir takla atarak görünmez oldu. Türklerin sevinç gösterileri arasında kaybolup giden Triumph, sahilde bekleyen binlerce Anzağında umutlarını beraberinde götürmüştür. U-21'in varlığı tüm müttefik donanmasını tehdit eder. De Robeck gemilerini İmroz Adası'nda emniyete alır. Donanmanın geri çekilmesinin kara kuvvetleri üzerinde yarattığı moral bozukluğunu gidermek üzere yaşlı Majestik bu cehenneme geri gönderilir. Majestik'in son görevine gittiğinden herkes öyle emindir ki o gece subaylar geminin ambarlarındaki şampanyaları ziyan olmasın diye içip bitirmişlerdir. Alman denizaltı gemisi tam yüklü şileplerle nakliye gemileri arasından torpidosunu Majesty'ye pek mahirane nişanlamış. Tıpkı sultanın haremden en güzel cariyesini seçişi gibi. Korkunçtu. Sanki gemi olduğu gibi havaya kalkmıştı. Müthiş bir sarsıntı olmuş, bir su sütunu yükselmişti. Gemi derhal iskeleye yatmaya başladı. Majestik yan yatmıştı ve meyli o dereceydi ki güvertesinde artık ayakta durmak mümkün değildi. Geminin etrafında deniz insanla dolmuştu. Bazısı yakındaki gemilere doğru yüzüyor,
Bazılarının ise suyun yüzünde kalmakta güçlük çektikleri görülüyordu. Karadaki müttefik askerleriyle denizdekilerin bir tek ortak noktası vardı. Su. Denizdekileri su, karadakileri susuzluk öldürüyordu. Yaz sıcağında kavrulan çatlak dudakların söyleyebileceği tek bir söz vardı. Su. Kaç delikanlının gözlerini bir daha açılmamak üzere kapattım. Almanlar, Avustralyalılar, cepheden topladığımız İngilizler ve bizim yaralılarımız. Hepsi kendi dilleriyle ekseriye bir tek kelime sayıklarlardı. Anne. Ağızlarına damla damla su akıtırdık. Yaralıların sayıkladıkları en tesirli kelimelerden biri de budur. Su. Siperde bir çukur kazar ve su birikmesini beklerdik. Bu suyu kaynatırdık ama yine de rengi süt beyazı olurdu ve zımpara gibi taneleri vardı. Çay tadını biraz alırsa da askerler suyun tadından o kuyunun yakınında bir Türk'ün mü yoksa bir İngiliz'in mi gömülü olduğunu söyleyebilirlerdi. Sonra bir gemi geldi. Deniz suyunu buharlaştırıp tatlı suya dönüştürebilecek bir donanıma sahipti. Bir zamanlar içme suyuna dönüştürdüğü tuzlu suların dibinde yatıyor. Bu buharlaştırılmış deniz suyu hep ılıktı. Biraz yağlı ve tuzlu bir tadı vardı. Bunu güneşten kavrulduğun yerde içtiğini bir düşün. Denizin kandan ötürü kırmızı olduğu söylentileri yayılınca insan onu da rahat içemiyordu. Yaptığımız çayın renginin kapkara olduğunu hatırlıyorum ki hiç de iştah açıcı bir şey değildi. Müttefikler bu gemiden elde edilen tatlı suyu Mısır'dan getirdikleri su tankına tenekelerle taşıdılar. Böylece denizden elde edilen tatlı su karada muhafaza edilecekti. Siperlerdeki askerler mataralarını bu su tankından dolduracaktı. Oysa Türklerin elinde pek çok doğal su kaynağı vardır. Sudan yana pek sıkıntıları yoktur. Onların sıkıntısı açlıktır. Açlıktan gurulduyan midelerimizin üzerine yumruklarımızı bastırıyoruz. Düşman karşı siperlerden bize çeşitli yiyecekler gösteriyor. Sünkü takıp heriflere boğazlamak ve ellerindeki yiyecekleri almamak için kendimizi zor tutuyoruz. Ölümden korkmuyorum. Sadece şu koku ve açlık olmasın. Bir yudum su ya da bir lokma ekmek kadar önemli bir başka şey daha vardı askerlerin hayatında. Özlemlerini, geçmiş güzel günleri, geleceğe ait umutları, aşkı, bir annenin şefkatini, sadece bir babanın verebileceği güveni cepheye taşıyan mektuplar. Paketler. Ne harika bir sözcük. Ne kadar sevinçli anları akla getiren bir sözcük. Gerçekten çok sıkıntılı anlar yaşamamış birine bir paket almanın, bunu düşünmenin ne olduğu asla anlatılamaz. Ülkelerinden, ailelerinden kopup savaşa gelmiş askerlere, bu mektupları taşıyan bir istimbotun Türk topçu ateşiyle batırılması, belki de su gemisinin batırılması kadar hayati önem taşıyordu. Kimi zaman paketler yolda açılmış ve içindekilerin çoğu çalınmış olurdu. Evinden gelecek paketi haftalardır bekleyen bir insanın nasıl bir öfkeye kapıldığını tahmin edebilirsiniz.
Birbirini yok etmeye çalışan iki tarafın sorunları farklı, düşmanları aynıydı. Bit, dizanteri ve bulutlar halinde dolaşan kara sinekler. Onları eziyorduk. Pantolonların dikişleri arasına girerlerdi. Pantolonlarımızı çıkartır, çırılçıplak oturur, bir kor parçasıyla yakardık bitleri. Kimi zaman kendimiz de yanardık ama bitten kurtulmak olanaksızdı. Onlara alıştık sonunda. Neyse ki bol miktarda karınca vardı ve sonraları bitlerin karıncalardan kaçtıklarını öğrendik. Gömleklerimizi karınca yuvalarının üzerine bıraktığımızda çok iyi sonuçlar alıyorduk. Ancak giyinmeden önce gömleği çok iyi incelemek gerekiyordu. Çünkü bit ısırığı asla öfkeli bir karıncanın ısırığıyla boy ölçüşemezdi. Sinekler ağzının çevresinde, yaralarının çıbanların üzerindeydi. Bu gerçekten bir lanetti. Paylaşılan kader, paylaşılan çile ve paylaşılan ölüm. İki tarafta insanca yaşamayı özlüyordu. Biz kendi siperlerimizde memleket havaları söylüyor, biraz olsun içinde bulunduğumuz durumu unutmaya çalışıyorduk. Düşman siperlerinden de bir takım şarkı sesleri geliyordu. Öyle zamanlarda hep olduğu gibi birbirimize öteberi atmaya başlamıştık. Onlar bize sigara, çikolata gibi şeyler, biz de onlara meyve vesaire atıyorduk. Sanki muharebe yapmıyor, adeta komşuculuk oynuyorduk. Gelibolu cehenneminden çıkışın bir yolu mutlaka olmalıydı. Ve Hamilton bu çıkışı bulduğuna inanıyordu. Çok uzun zamandır beklenilen günün kenarındayız şimdi. Zaferimizin bir bölümüne ulaşmış olacaktık. Ama şartlar el vermediği halde hala planlarımızı uygulamak için vaktimiz var. Çanakkale'deki trajedinin son perdesi için her şey hazırdı. Son bir çıkartma harekatıyla nihai amaca ulaşılabilirdi. Müttefikler tüm cephelerde topyekün taarruza kalkmışken 7 Ağustos'ta gün doğmadan 20 bin asker Sulla kumsalına çıkıp kazdıkları derin siperlerde gizlendiler. Ertesi gün Anzaklar Türk mevzilerine saldırırken çıkartma devam ediyordu. Artık hedef Koca Çimen Tepe'ydi. Buradan Jonkbayır'a ateş altına alınacak, tüm Gelibolu Yarımadası'na egemen olacaktı. Sonrası İstanbul. Önümüzde düşmandan başka kimse yoktu. Onların yerlerini ve sayılarını da bilmiyorduk. Ancak sabah ateş altında kalacağımızı bildiğimiz için siper kazmaya çalışmalıydık. Sabahın ilk ışıklarıyla saldırıya geçen yeni ordu, ilerlemenin bedelini ağır ödüyordu. Türkler geri çekilirken keskin nişancılarını büyük bir ustalıkla binbir yere saklamışlardı. Bunların ilerlememizde ne gibi etkileri olduğu verdiğimiz kayıpların sayılarından anlaşılır. Daha şimdiden subaylarımızın çoğunu kaybettik. Yine de ilerlemek zorundaydılar. Geri dönüş yoktu. Zafer ilerideydi. İngilizler kurnazlık düşündüler. Askerlerinin sırtlarında parlak teneke levhalar vardı. Ve bunları bir siper işgal edince önüne dikiyorlardı. Bu sayede düşman topçusu o siper ateş etmiyordu. Bu durumu öğrenince ölen düşman askerlerinin sırtındaki levhaları alıp kendi siperlerimize diktik. Ve düşmanı kendi oyununa getirdik. Bu durum erat arasında hayli gülüşmeye sebep oldu. İngilizlerin bu kurnazlığı da geri tepmişti. Sulla'ya ayak bastıkları günü dinlenmeyle geçirmelerini de savaş tanrıları asla affetmeyecekti. O sırada Sulla'da yalnızca 1500 kişilik bir jandarma taburu mevcuttu. 7 Ağustos'ta İngilizler ilerlemiş olsalardı hiçbir güçlükle karşılaşmadan yollar üzerindeki pek küçük direniş birliklerini kolayca ezecekler ve muharebeyi tümüyle kazanabileceklerdi. 8 Ağustos'ta cepheyi dolaşan Sanders Paşa kararını verir. Savaş tek elden, dirayetli bir komutan tarafından yürütülmelidir. Bu komutan Mustafa Kemal'dir. Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal en iyi savunmanın saldırı olacağına karar verir. 9 Ağustos sabahı yapılan beklenmedik saldırı Anzakları gafil avlar. Türkler o öğleden sonra 5 kez saldırdılar. 300 metre aşağıdan büyük güçlüklerle getirilmiş olan 3 makineli tüfeğimiz olmasaydı durumumuz çok kötü olacaktı. Türk karşı taarruzunu durduracak durumda değildik. Savaş yine mevziler arasında sıkışıp kalmıştı. Yer altından düşman siperlerine tünel kazılıyor ve yığılan dinamitler ateşlenerek düşmana ağır kayıplar verdiriliyordu. Müttefiklerde Çanakkale'yi tahliye etme düşüncesi güç kazanmaya başlamıştır. Kötü gidişe dur demek için belki bir kan değişimine ihtiyaç vardır. Hamilton 17 Ekim'de görevden alınır. Yerine General Charles Monroe getirilmiştir.
Türk mevzilerini ele geçirmek için yapılacak yeni bir girişimin başarı umudu taşımayacağı fikrindeyim. Türk mevzileri her gün biraz daha güçlendirilmektedir. Her gün ciddi asker ve subay kayıplarımızı göz önüne alarak askeri açıdan yarımadanın boşaltılmasını tavsiye ederim. İngiltere Savaş Bakanı Lord Kitchener, Kasım ayı ortalarında Çanakkale'ye gelir. Gördükleri Monroe'yu haklı çıkartmaktadır. Ne var ki bu uzayıp giden kararsızlığın diyetini ansızın bastıran kışa hazırlıksız yakalanan askerler ödeyecektir. Sabah ışığında dağın tepesi buzdan parlıyordu. Yürümek mümkün değildi. Kaputlar öylesine donmuştu ki onları bükmeye çalışmak tahta bükmekten farksızdı. Su arabaları donmuştu ve eldeki pek az su mutfaklarda ve yaralıların bakımında kullanılıyordu. Ellerimiz yüzlerimiz şişmiş, kararmış ve çatlamıştı. 7 Aralık 1915'te çekilme kararı kesinleşmişti ve hemen kaçış hazırlıklarına başlandı. Eğer Türkler durumu fark edecek olurlarsa saldırıya geçerler ve sonuç tam bir felaket olurdu. Gündüz filikalarla yine askerler ve malzeme geliyor ama savaşın yarattığı yıkımın üzerine örten gece müttefiklere sessizce çekilme olanağı sunuyordu. Yine de hiçbir şey şansa bırakılmamıştı. Siperleri girip tüfekleri yeniden doldurduk. Tüfekleri kum torbalarına dayayıp tetiğe kum dolu tenekeler asardık. Teneke ağırlaşınca tetiği çekerdi. Böylece arada sırada bir tüfek patlardı. Noel günü biraz eğlenmek üzere karşı tarafa bir konserve et tenekesi attık. Teneke 3-4 gün sonra geri geldi. İçine ağırlık olarak taş konmuştu. İyi bir İngilizce ile bir kağıda da şunlar yazılmıştı. Gittiğinize üzülüyoruz. Sizinle Süveyş'te görüşürüz. Bizim gitmekte olduğumuzu biliyorlardı. Müttefikler 20 Aralık günü Suğla ve Arıburnu'nu tahliye eder. 9 Ocak günü son filikalar Sedülbahir kıyılarından uzaklaşırken geride bırakmak zorunda kaldıkları cephane ve malzemeler Türklerin eline geçmesin diye imha edilir. Görevimiz her şeyi yok etmekti. Büyük bir yığın yaptık. Şeker torbaları, çay sandıkları. Hepsini karıştırdık. Üzerlerine parafin, limon tuzu gibi şeyler yığdık. Hatta en tepesine jambon yığdık. Konserve et kutularını içindekilerin kokması için deldik. Gene de tonlarca erzak ve cephane kalmıştı geride. Ve on binlerce gencin cesedi. Sedülbahir'de bizim için mutlu anılar yoktu. Kim sonrasını bir daha görmek istemiyordu. Ama ya arkamıza bıraktığımız insanlarımız? Bizimle savaşlara öyle neşeyle gelen, yanı başımızda öylesine kahramanca çarpışan ve şimdi öldükleri yerde çıplak kayalar arasında sonsuza kadar yatacak olan o silah arkadaşlarımız. Hiç kimse Gelibolu'dan ayrıldığına pişman değildi ama işlerinde çok azı buna seviniyordu. Savaşın kanıyla, ölümüyle ve getirdiği yıkımla gerçekten ne olduğunu öğrendim. Yaralıların çığlıklarını duymak, o sabah öylesine cesaretle ve capcanlı yürüyen gençlerin ve insanların garip garip biçimlerde kıpırdamadan yattıklarını görmek, benim için hayatımın sonuna kadar hatırlayacağım korkunç bir karabasan olacaktır. Bu kanlı trajediden geriye cansız genç bedenler, bazılarına ait eşyalar ve bir de savaşın anılarını sadece ruhlarında değil, bedenlerinde de taşıyanlar kaldı. Onlar Çanakkale Savaşı'nı iki düşman tarafın askerleri olarak değil, bir kahramanlık destanının ortak yaratıcıları olarak yaşamlarının sonuna kadar gurur ve buruklukla hatırladılar.